Alo Barış'cığım. Teyze neredesin? Vakıftan çıktım evladım, eve doğru gidiyorum. Ne oldu, bir şey mi var? Acil konuşmamız lazım. Sen mi geleceksin yoksa ben mi geleyim? Ben sana gelirim yavrum tabii. Ne konuşacağız? Aslı'yı konuşacağız teyze. Aslı'dan neden kurtulmaya çalıştığını konuşacağız. Nereden? Ben geçiyorum eve. Sen de hemen gel. Kamil, yeğenimin evine gidiyoruz. Tamam efendim. Demek her şeyi Barış'a yetiştirdiniz. Peki. Abla. Abla kalk hadi yat sen. Ben beklerim abimi. Yok yok, ben bir durayım. Şimdi abimin ne halde geri geleceğini bilmiyoruz. Ben senin yanında olayım. Ha geldi. Bak geldi, ben konuşurum onunla. Vallahi sen merak etme, git yat uyu. Yarın nişanın da var, ne olur uykusuz kalma. İyi tamam, ama bir şey olursa beni uyandır, tamam mı? Bak merak etme, abim seni affeder. Azıcık bir gönlünü al yeter. Hadi. Abi. Biraz konuşalım mı? Olmamış gibi mi davranayım? Yok. Yok öyle değil. Ama ben seni küstürürsem tek başıma, desteksiz, dayanaksız kalırım be abi. Öyle de gayet iyi idare ediyormuşsun işte. Bize gerek yokmuş. Gördük. Benim tek istediğim sizi bunlardan korumaktı. Onca sıkıntınız varken bir de benle uğraşmayın diye. Aslı, biz bir aileyiz. Korunacaksak hep beraber korunuruz. Sen geçen gün dememiş miydin biz ne güzel bir aileyiz diye? Dedim. Hah işte. O aile birlikten doğar. Ama biri işin içine sır, yalan karıştırmaya başladı mı... Birlikte, dirlikte olmaz. O aile de parçalanır gider. Abi, ne olur beni affet. Beni affetmen için ne gerekiyorsa söyle yapayım. Ama ne olur söyle. Ne olur. Sen nasıl biliyorsan öyle yap abicim. İyi geceler. Ya Aslı'yı göndermek ne demek Barış? Yani ben aileyle rastlaştığımda sizin ilişkinizden haberim bile yoktu. Daha dün tanıştırdın sen beni kızla. Teyze, davette karşılaştık ya. Orada anladın sen ne olduğunu. O gün söylediğin lafı unutmadım. Evet Barış'cığım, ama sen bana bir şey söylemeyince ben aranızda ciddi bir şey yok zannettim. Yani sen burs işini Aslı'yı benden uzaklaştırmak için yapmadın, öyle mi? Barış, sen benim iyi niyetimden şüphe mi ediyorsun? Yani hem de nişan için gösterdiğim onca çabadan sonra... ...hem de bir yabancının sözüyle. Tamam teyze, ağlama. Ya nasıl ağlamayayım Barış? Yani beni buraya sorguya çağırdığına inanamıyorum. Hem de gösterdiğim onca emekten sonra. Demek ki ben bir şeyleri yanlış yapmışım ki bunu hak etmişim. Tamam teyze, lütfen. O insanlar beni yanlış anlayabilirler. Çünkü beni tanımıyorlar. Ama sen, sen bunu bana nasıl yaparsın? Ben seni öz oğlumdan ayrı görmüyorum ki. Ama demek sen beni öyle görmüyorsun ki bana bunları yapıyorsun. Tabii ki öyle görüyorum teyze. Deme böyle şeyler. Sen bana ne dediğin farkında mısın peki? Ben o gün aileyle tesadüfen tanıştım.
Kızımız şoför değil, üniversite öğrencisi deyince ben kendi iyi niyetimden bu bursu önerdim. Ben böyle iyi düşünürken şu düştüğüm duruma bak. Kendi oğlum beni neyle suçluyor? Tamam teyze, tamam. Özür dilerim, demek ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Tamam teyze, ağlamam.